Aa, nişana mı, düğüne mi geldi kızlar? Herhalde gelin evi yazıyor ama. Ne yazıyor burada? Neyse, gelin evi. Bir çalalım da görelim. Ailesine. Kendi yaptırmış anlarım, herhalde. Anlarım. Sorarız şimdi. Sanıyorum gelinler evet. Geldi. Gülsüm koş karşıla bir tane. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nişana mı geldik anlamadık ama. Burası gelin evi. Sizlere özel her şey. Kolonya alır mısınız? Alalım bari. Teşekkür ederiz. Çantamızı verebiliyor muyuz? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Önce onlar ne? Vereyim. Kendi tabağımı falan getirdim. Temizliğinden pek emin olamadım. Öyle mi? Evet. Tamam, buyur bakalım. Kapından belli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama nişana mı geldik, düğüne mi geldik, dışarıdaki tak neydi öyle diye şaşırdık. Canım benim, size verdiğim değerden dolayı öyle karşılamak istedim. Bir farklılık olsun. Siz nasıl buldunuz? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, aynen. Bayağı bir süslü. Bayağı bir iyi hissettin kendini, değil mi? Adelik düğüne mi, nişana mı? Evet. Özel bir davete mi giriyoruz? Hoşuma gitti. Çok hoş. Bir de yazmış Aslı Hünel'le gelin evine hoş geldiniz falan. Ben de çok mutlu oldu. Gülsüm'ün karşılamasını abartı buldum. Altı üstü evine geliyoruz. Bu abartı neden? Gülsüm bizi güler yüzle karşıladı ama o kapıdaki tak gereksizdi bence. Yani olmasa da olurdu. Güzel bir karşılama yapmak istedim ama kıskançlıklarından dolayı bu jestimi anlamadılar. Biz de mutlu olduk. Hediyemizi takdim edelim mi öncelikle? Hadi aç bakalım, beğenecek misin? Wow! Harika! Bu kadar olamaz. Masada da tarzımı göreceksiniz. Birebir. Ciddi misin? Beni yansıtan. Evet. Ay, çok mutlu çok beğendim. Valla. Ve takımlarıma da uyuyor. Ciddi misin? Sanki bilerek almışsınız. Ya gerçekten bilmiyorduk. Ama denk, denk gelmiş. Evet. Çok mutlu olsun. Oluyorum. Bak böyle denk gelince mutlu oluyorum. Evet, İyi günlerde gerçekten kullan. Gerçekten çok beğendim. Gülsümcüğüm. Çok teşekkür ederiz biz de. Koy istersen bir kenara. Bu arada sen nedir böyle çatal bıçak? Evet. Bardak. Böyle temizliğinden böyle şüphe ettiğim birisi anlamadım. Olunca. Temizliğinden şüphe ettiğim birisi olunca böyle tabağımı yanımda getiriyorum. Gerek görürsem masasında kullanıyorum. İyi ki getirmişim. Kapıda böyle pek bir temiz bir ortam göremedim. Ay ciddi misin evet. Sen? Bugün tabağımla geldim. Dün gözlemlediğimde kendisinin pek hijyenik olmadığını düşünüyordum. Kapıdan ilk girişte de zaten gözüme çarpan detaylar oldu. Kendisi hiç hijyenik bir insan değil. Şaka yapıyor. Bence biraz abartıyorsun. Yok, hayır geldi. Tatlım. Kapıda böyle lekelerim falan var. İnanılmaz çok. Olabilir, çok kalabalığız biliyorsunuz. Sabahtan bu yana çok fazla girildi çıkıldı. Onlar böyle bugünlük olmuş lekeler gibi değil böyle. Ne olabilir? Üstü, kenarları yani... İnşaattan ben kalan şeydi. Bilmiyorum, belki. Ben sevemedim yani. Şeyma elinde çatal bıçakla geldi. Bence çok saçma bir şeydi. Yani bu ev sahibine hakaret olarak düşünüyorum. Şeyma'nın tabakla, bıçağıyla gelmesi bana yapılan bir saygısızlıktı. Ben her ihtimale karşı yanımda getirdim. Sonuçta ilk defa evine misafir oluyorum. Evet. Temiz, pis bilmediğim için yanımda getirdim. Evine baktığımda eğer gerek duyarsa masamda kullanmak istiyorum. Hmm. Müsaadesi olursa. Aslanım, az önce konuşmamız yarım kalmıştı, arkadaşlarım geldi. Evet. Okul öncesi öğretmenliğinden sonra şu anda ben aile danışmanı ve psikoloğum. Tam yeri gelmişken temizlik ve takıntılarla ilgili konuşabiliriz aslında. Vallahi çok sevinirim. Çünkü hakikaten çok titiz olduğunu zaten dün de gördük biz. Bahsetmişti. Bu gerçekten ilginç bir şey oldu. Yani ben 40 yıl düşünsem, hadi kendi yemeğini götür ya da tokum da evde önceden ye falan, tokum aç ama değilim de. Ama şimdi tadına bakmak hani tamam mı? Gerekir yok ya ama yani tabakla çanakla gitmek hakikaten enteresan olmuş. Sen bir psikolog olarak o zaman bunu gerçekten değerlendir. Ne tavsiye ediyorsun arkadaşına? Tavsiye olarak genelde bu tarz takıntılar olan insanlar gördükleriyle ilgili hissettikleri duygularla kaygı bozukluğuna gidebiliyorlar. Yani kaygılarından dolayı pis görebiliyorlar, farkına varabiliyorlar. Biz bunu diş çürüklüğü gibi de düşünebiliriz. Dişimiz yıllardır orada çürüktür, hafif hafif sızlar ama farkında olamayız. Dolayısıyla da yıllar sonra o çürük ortaya çıkar ve bunun tedavisine yöneliriz. Bazı zamanlar işte o gördüğümüz görüntüler bizim zihnimizde farklı algılanabiliyor. Farklı düşünülebiliyor, obsesife dönüşebiliyor bu takıntılar. Ciddi boyutlara ulaşmadan ne yapmalı sence? Nasıl yenebilir? Tabii ki de destek almasını öneririm. İleri derecede ise bu tarzda düşünen insanlar takıntı yönünde veya temizlik konusunda takıntısı varsa dereceleri vardır bunun ve altında yatan nedenler muhakkak vardır.
altında acaba nasıl bir nedenler yatıyor? Ya ilk defa karşılaşıyoruz da sonuçta tanımıyorum. Canım benim. Temiz mi yapıyorsun, pis mi yapıyorsun? Bu mesela çevremde uyguladığım bir şey değil kesinlikle. Ha, yeni tanıştın. Evet, şu an karşı. İlk defa yaptığım kişisin bunu sen. Çünkü sen daha dün tanıdın. Tanımıyorum aynen. Peki ne bileyim içime sinmedi. Ciddi misin aynen, ya? Aynen ben de dedim ki böyle bir şey yapayım. Restorana giderken de mi tabakla, çanakla, bardakla gidiyorsun? Evet, onların devamlı dezenfektan edildiğini biliyorum ama. Nereden biliyorsun? Ya gördüğüm kadarıyla öyle. Senin de çocukların var, benim de çocuklarım var. İçin rahat olsun, gayet temiz ve gördüğünüz. Ne yapalım, bizim titiz bir gelinimiz var bu hafta değerli izleyenler. İnşallah bu sıkıntısını, bu takıntısını atlatacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Sen bize bir kahve getir bari. Evet. Nasıl alırsınız arkadaşlar? Sade. 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 Şeyma'nın çatal, bıçak ve tabak getirmesini çok abartı buldum. Bence saygısızca bir davranış.